Selamlar bugün tekrar Vice'dayız ve şu anda saatime hemen bakıyorum saat gece 11 buçukta 418 kişi çekiyor. Şimdi benim kitlem şunu biliyor sabahları oyuncu olur gece olmaz ama e, Vice Rule Play'de adamlar gece rollerini yapıyor. Şöyle bir Malibu'nun önünde size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle T'ye basıp slash araç boşluk ilan yazıyorsunuz. Şöyle bir table geliyor tamam mı? Burayı ben mesela kimse satın almasın diye 250 bin dolarlık bir e, ilan vereceğim. Şu anda Satılık ilan oluşturuldu. Her şey gözüküyor. Yaklaşık 20 dakika sonra size bir ekran gelecek. Tabi bize 20 dakika, size bir saniye falan. Göreceğiniz ekranda aynı sahibindendeki gibi ilan olarak araçlarınızı satabileceksiniz. Şimdi size o ekranı göstereyim. Bakın şurada gördüğünüz gibi aracım Lise Kendall yani benim adıma çıktı. Satılmasını istedim çünkü arabamı yükselteceğim burada oynarken. 120 bine koydum belki alan olur diye. Gördüğünüz gibi burada motorun ömrü, rengi falanı falan filan telefon numaram dahil. Sıfır fiyatı da her şey gözüküyor. Onun bilgisini size vermiş olayım. Ayrıyetten bir de ev ve mülkler için de böyle bir şey var. Onu da gösteriyorum. Bakın sahibinden evlere geldik. Şurada yüklenmeyen resimler benden kaynaklı. Sistemde herhangi bir problem yok. Burada evlerin nerede olduğu emlakçı fiyatı ve normal fiyatlar belli oluyor. Zaten ona göre fiyat biçiyorlar. Bu şekilde sahibinden de ev alabilirsiniz. Veya buradan emlakçıdan evler diyerek emlakçıların koymuş olduğu oradaki, Los Flores'daki vesaire vesaire yerlerden evde satın alabilirsiniz. Hadi şimdi video öze geçelim. Yani kısacası bu yayın neredeyseniz yanınızda bir iletişim cihazınız varsa o şekilde duyuluyor. Onu söyleyeyim. Gidip de adamlara ben yayını gördüm, duydum dersiniz, yersiniz Şöyle de bir süspansiyonumuz varken kullanmayalım. Altı sürtmesin. Ufaktan şimdi biz bu illegal dövüşe gideceğiz. Vice Mall üzerinden bir yerdeydi bu arada. FPS'imiz gittiğimizde düşebilir çünkü oldukça fazla kişi var. Dövüş gecesini hazır mısın? Elbette. Neyse dur yazamayacağız şimdi. Metal sandım basıyorum. Ee, şurada bir yerdeydi sanırım soldan dönünce. Gereksiz biçimde şey var abi. Araç var. Evet burası. Polis olmasa anlayacaktım. Ama polis var anlayamıyoruz. Bakınız. Günlerdir bunun hazırlığındalar. Tanrım içeride kıyamet kopuyor olmalı. Polisciğimize bir korna. Yalnız şöyle bir şey de söyleyeceğim. Baya baya toplanmışlar. FPS'imizin düşmesi gayet normal. Slash aracılarım yazıyoruz. LG 687 değil mi? Kitleyeceğiz de. istersen. Unuttum ama in istersen diyene kadar. Bakayım 687. Aa kilit. 687. Benzinimiz gitsin bir şey olmaz. Lise candle biraz zengin. Burada ne diyor? Giriş ücreti 350 dolar. Abi şu anda içerisi dolu millet çıkamıyor. Ve şöyle bir şey var. Background'dan ben editle müzik vermiyorum şu an. Ha, bayanlar öncelik beyefendi lütfen. İlerleyelim bakalım. Mekan çok iyi be. Şu ortamı metada yakalayamadığım için çok üzülüyorum. Hani kitlem samp olsaydı iyi olurdu. Benim ekirim beni kaybetmesin mi? Papa serli var. Hadi bakalım. Sert bir gece olacak gibi. He? Edgar Goldberg aşağıya bakınıyor. Tehlikeli bir gece partner. VFC bu bir dövüş gecesi. Şu anda ikinci sezonundayız. Peki ya ne zaman başlayacaklar? Heyecanlandım. Pek çok vahşi adam burada şampiyonluk için yarışıyor. Şampiyonluk demek şehirde tanınmak milyonlarca dolara para bütün bunların yanında ee, bir erkek daha ne ister bir erkek daha fazlasını istememeli Woohoo diye bağıranlar var Connie diye tezahürat geçiyorlar bak 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 nasıl geliyor bak keşke modlarıma FPS modunu ekleseydim ya siktir bu da ne. İrlanda'da seni destekliyorum adamım. Ben destekliyorum. Gollü <laughs> diyen var. Siz şöyle maçı izlerken ben size biraz sunucudan bahsedeyim. Şimdi abi birincisi. Vice role play'de Polat Alim dersen veya sadece silahla sopayla rol yapıyorsan ve agresif rolcüysen pek pek fazla yerin olduğunu sanmıyorum. Niye sanmıyorum? Çünkü bu sunucu da ne kadar süredir açık adam akıllı silahını alıp da canı istediği zaman çatışabilen insan sayısı azdır. Onu söyleyeyim. İsimlerini hatırlamıyorum. Bir ara CK alan büyük büyük insanlar vardı. Onlar çatıştığı zaman insanlar bu sunucuda silah nasıl kullanılabiliyor gibisinden düşünüp çatışma alanlarına gitmeye çalışıyordu ve sunucu gece aktif. Yani yaş kitlesi mi dersin? Sunucunun kendi düzeni mi dersin? Sunucu gece aktif abi. Onun sebebini bilmiyorum. Şöyle sanırım Vice Market'te kontu aynen. Bak benim bir tane isim değiştirmem var burada. Burada belirli vice coin'ler var. Bu vice coin'lere nasıl ulaşacağınıza dair aşağıda linkler mevcut. Oradan dilediğiniz gibi bakabilirsiniz. Buradan kas puanı alabilirsiniz. Vice coin'inizi bir Canvas coin'inizi görebilirsiniz. Her payday'de bir. Karakter yapılandırma kullanabilirsiniz. Üçüncü dil hakkınızı alabilirsiniz. Ve burada gördüğünüz her şeye teker teker erişebilirsiniz abi. Biliyorsunuz Samp kitlesi ya da Samp'ın gereksinimleri çok yüksek değil. O yüzden burada mod kurduğunuz zaman pek problem yaşamazsınız. Lakin mapleriyle ünlü olan bir sunucu olduğu için kendinizi biraz daha GTA San Andreas'ten farklı bir yerde görme ihtimaliniz yüksek. Örnek vermek istiyorum. Oynadığım zamanlardan biriyle denk geldim. Geri alın. Bu adamların driver kulübü vardı sanırsam. Şu an ne yapıyorlar bilmiyorum. Fakat rol çeşitliliği bol. Lakin karşılaşabileceğiniz genel roller sokak kültürü, gençstalar ve mafyalar. Yani mafyalardan kastım. Bir çete omuz attı diye gidip onun kafasına sıkan mafyalar deyip Hani kendisine kolay kolay ulaşamayacağınız insanlar. Şunu da söyleyeyim. Ya nasıl olsa kadın karakter olsa bile erkektir bu deyip gidip. Ha aynen Marok aynen sonra görüşürüz deyip rolü kesmiyorlar abi. Ben kadın karakterimle elimiz sıcak sudan soğuk suya değdirtmedim. Öyle söyleyeyim. Hiç fazla bir şey yapmadım. Sadece rolümü yaptım. Kadın karakterlere de değer veriyorlar. Ee, söylemiştim tekrar söyleyeyim bakın. Şurada masumun olduğu yerde bir dombili var gördünüz mü? Adam kendi skinini şayet yapabiliyorsa sunucuya iletişime geçip kendi skin'inizi ekletebiliyorsunuz. Tabii ki de bunun da bir ücreti var. Onun dışında kadın karakter açacaklara tavsiyem e, realizm adaltıda olduğu için bir erkek kadar hızlı koşamıyor. Onu da unutmadan geçmeyelim. Ayrıyeten bakın. Burada gördüğünüz yatlar yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon dolar değerinde. Fakat bu yatlar ne işe yarıyor? Örnek veriyorum. Etkinlik mi istiyorsun? Para kasmayı sevmiyor musun? Bir reklam veriyorsun. Bilmem ne yerinde bilmem ne sahilinde. Şu isimli yatta parti vardır. Giriş ücreti şu kadardır. Şuraya iki adam koyuyorsun ki zaten adamlar e, rolcünün destekçisi. Bilmiyorum yaparlar mı? Sadece bu aklımdan geçen bir şey. Buraya bir yetkili veya bir oyuncu koyarlar. Giriş ücretlerini alıp hesaplayıp size bile verebilir diye düşünüyorum. Balık tutma yerlerinde mekanlar mevcut. Bir de polisler hakkında ufak tefek şeylere değinelim sizden. Birincisi şu polisler biraz taş taşlı beyler. Yani nasıl taş taşlı? Bu adamlara bir yanlış yaptığında müebbet de yiyebilirsin. Ya şimdi meta kitlesine biraz hitap ettiğim için şu andan da söylüyorum. Fakt polis. azıma getirmeyeyim İngilizcesi bile olsa. tür Hani kötü cümleleri kullandığınız zaman hani OCO olarak bir 7-8 saatlik bir jiliniz mevcut fakat jil rolleri de dönüyor. Nasıl dönüyor? Örnek veriyorum. Benim sabıkam kabarık değil mi? Veya hiç sabıkam kabarık olmadığını düşünelim. Sadece bir tane suçum var. Belli haftalarda sunucuda şöyle bir olay var. Hangisinin dosyası var? Hangisininki ki kabarık? Bu adamları alıyorlar hapishaneye ve hapishane haftası başlıyor. Hapishane haftasında içeride bedcock rollerine sahip olan polisler tarafından malzeme sokuluyor. Hapishane içerisinde gruplaşıp gerekli izinleri aldıktan sonra artık IC mi OC mi bilmiyorum. malzeme ticareti döndürebiliyorsunuz veya birisi için iş bitirebiliyorsunuz. Şu elimdekini bir bıçak düşün. Fakat bu bıçağı da rollü olarak iş fırçasını yakıp sürterek yaptım diyelim. Belli bir IC miktar alıp adamların işini bitirebiliyorsun. Ya bakın bir de sunucuda her yerden araç geçiyor. Yol vermek zorunda kalıyorsunuz. Güzel bir ayrıntı bence. Şunu da ekleyeyim. Bakın polis bey amcalar bize ufak bir yol verdi. Sağ olsunlar. Her yerde oyuncu var. Şu an etkinlik var ve etkinliğe dolaşan motor sayıları vesaire bunları gördünüz. Sunucunun e, rol zenginliği yüksek. O açıdan e, biraz öbebilirim sunucuyu. Ben samttan gelmeyeyim. Bunu bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Bilmeyen varsa da öğrenmiş oldu. Genel olarak rol ortamları, rol yapan insanlar hani sokakta etkinlik varken bile şu görmüş olduğunuz yerlerde roller dönüyor. Bir daha bakın şu bir türlü metaya entegre edilememiş bir kültür var. Örnek veriyorum. X gengindesin değil mi? Adam sana şunu diyor. Benim köşemi tut. Nasıl köşemi tut? Sağ taraftaki bir sokak düşün. Şu sağ taraftaki sokağa bir genk yeri düşün. Şu kaldırımın dönüş kısmında illaki birisi ayakta dikilecek. O köşeyi tutacak. Birisi malzeme almak için gidip oradan alışveriş yapacak. Hani şunu diyorlar. Örnek veriyorum. 3 kişi AFK kalacak. Bildirim yapıyor. Şunu diyorlar. Abi 3 kişi olay var. 3 kişi AFK kalacaksa bile en azından yanında iki tane aktif oyuncu olsun. Köşe tutun orada. Bu olay çok iyi ve orada etkinlikte kaç kişi vardı gördünüz. O kişilere rağmen hala sokak canlı ve hala roller dönüyor. Hani diyeceksiniz bu adam sabahtan beri hangi rolün aktifliğini övüyor? İşte şu gördüğünüz rollerin aktifliği. Veya bir, e, bir söz vermiştim size şu modları atacağım diye. O modlarımı mı e, dosya olarak bulamıyorum teker teker ayıklamam lazım. Onları teker teker hangisinin ne olduğunu bulup sonradan ayıklı bir şekilde size vermem gerekiyor. O yüzden artık bir sonraki samp videosunda yapabileceğim bunu maalesef. Kusura bakmayın. Bir de bu sonucu da bisiklet öyle herkesin altında olmuyor abi VIP. Onu da nasıl olduğunu merak ettiyseniz aşağıdaki linklerden ulaşıp görebilirsiniz. Bakın bahsettiğim olay. Bir köşe başında en azından bir tane adam olmak zorunda. Böyle bir sistem var abi adamlarda. Ben onu hala çözemedim. Sampçı kitlem eğer diyorsa rol yapalım seninle. Burada biz gelip beraber rol yapabiliriz. Gördüğünüz gibi yani eğrisi doğrusu bu beyler. Hani tarafsız olarak anlattım. Bu sadece ticarete bakmıyor. Kötü yanlarını sorarsanız onları görmediğim için anlatamıyorum. Çünkü hani meytanın ortamını görüp de Samp'a geri dönmüş olarak hoşuma giden yönlerini gördüm için Samp'çı olduğumda da bana linç gelebilir. <laughs> Ama olsundu. Mekanları bol. Kendisi güzel. Diyeceklerim de bu kadar. Umarım da Samp serilerini beğenmişsinizdir. Hani bana Samçı kitlem ulaşsın Discord'dan. Ben onlara elimden geldiği kadar destek sağlarım. Hani gidip de para falan veremem de çünkü 4K falan param var. Hani Meta'dan Samp'a başlayacak adamlara tüyolar verebilirim öyle söyleyeyim. Öyle bir desteğim olur. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.